şurada arada. Şurası da kesim. Şimdi bir şey çıkacak diye. Tereddüte de giriyorum yani. Evet arkadaşlar, herkese yeni bir videoyla selamünaleyküm diyorum, kanalıma hoş geldiniz. Şuradaki manzarayı size göstereyim. Ondan sonra izlediğim, şöyle aşağı gitmeyelim de, izlediğim yoldan geldiğim yeri göstereceğim size arkadaşlar. Şuradan araya doğru bir yer var. Şimdi bu taraftan doğru gideceğim böyle. Şuradan oraya doğru yürüyeceğim. Buraya daha öncelerinden gelmiştim ama şu aşağı kadar gelebilmiştim. Daha yukarısına gelememiştim. Evet, şimdi kısa bir açıklama yaptıktan sonra videoya hemen devam edeceğim arkadaşlar. Öncelikle kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bize en güzel desteğinizi bu şekilde sunabilirsiniz diyelim. Ve kanalımızda her ay bildiğiniz gibi çekilişlerimiz oluyor. Kanalımızın kazancını bildiğiniz gibi çekilişlerde bağışlıyoruz. Bir ay önceki çekilişler neden yapılmadı diye soran arkadaşlarımıza şu cevabı vereyim ben. Geçen ayki kanalımızın kazancını iki tane boksör arkadaşımızı Türkiye şampiyonasına gönderdik. Onlar için harcamış bulunuyoruz, yani spor müsabakalarına bağışlamış olduk. Onun için çekiliş yapmadım. Açıklamayı da bayağı videolarda geriden geldiğimiz için açıklamayı da yapamadım. Onun için bunu da buradan söyleyeyim. Kanalımıza yeni gelen arkadaşlarımız, kanalımıza hoş gelmiştir. Çekilişlerimiz tüm hızıyla devam ediyor. Bu ay çekilişi her ayın sonunda olduğu gibi, her ayın son günü saat Almanya saati 8-9, Türkiye saati de 9-10 gibi yapıyorum. Bunları zaten birkaç gün öncesinden belirtiyorum arkadaşlar. Onun için bizi takip ederseniz bunlara da katılma şansı bulabilirsiniz. Kanalımızın katıl butonuna katılan arkadaşlarımıza 500 euro'luk bir çekilişimiz var. Kanalın da yorumlarının altına, videoların yorumlarının altına beni de çekilişe yazdın, kazancını bağışlıyoruz. Onu da buradan söylemiş olalım ve açıklık getirmiş olalım. Ve şimdi şöyle öne doğru ben yürüyeyim. Şuradan şöyle geçeyim. Şurada bir yerimiz var arkadaşlar, bakın. Buralarda dikkat etmezseniz aşağı gidebilirsiniz. Bakın bastığım yer burası. Aşağısı. Hemen şurada arkadaşlar, zamanında herhalde burası bir oda olarak kullanıyordu. Çünkü karşısı bir nasıl diyeyim, bir kale tarzında yapılmış. Şuralarda aşağıdan yukarı, şimdi aşağı ineceğim zaten, daha yakından da göstereceğim size. Burası bir mahzen galiba. Bu mahzenin içinde bir aramalar yapacağım şimdi. Bakalım bu aramalarda herhangi bir şeyler bulabileceğim mi? Ben şimdi dedektörü ve küreğimi alayım arkadaşlar. Böyle öne doğru gidelim ve oradan aşağı ineceğiz ve bakın orada ileride bir kazılmış yer var. Şurada da var. Oraya doğru bir inelim. Bakalım neler var, neler yok. Ondan sonra da kazacağız. Oo, değişik bir yer. Evet, çok değişik bir yer. Şuralarda kayalar ve dağlar var. Şuranın da altında var arkadaşlar. Şimdi ben buradan aşağı ineyim. Aşağıki tarafta da kameranın çekimini başlatayım arkadaşlar. Oradan devam edelim. Oralarda aramalar yapacağız. Yukarıki taraflarından komple
bütünleme, yeraltı görüntüleme yaptım. Yeraltı görüntülemede bazı güzel şeyler var gibi ama dedektörden alabileceğimiz sinyallere göre yakınlaşmaya çalışacağız. Biliyorsun dedektörlerimiz 50 santim ile 70 santim arasında bazı bir algılama yapıyor. Maddenin, kütlenin değişimine göre sinyal oranı da değişiyor yani. Onu da söyleyelim. Bazı yerlerde 30 santimlere kadar inebiliyoruz. Bazı yerlerde yerin, toprağın kütlesine göre de değişiyor bunlar. Onun için bakalım. Şimdi aşağı doğru inmeye çalışacağız. Bir şey olmasa, düşmezsek. Hemen aşağı inip aşağıda çekime devam ediyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Aşağısı bu şekilde. Bayağı bir enteresan yerler de var burada ya. Mesela şuraya bakın, hemen tam şeyiniz şu oyuk yapılmış orada da. Yani şurada bir sanki bir işaret gibi bir yer var. Şura. Şimdi şu kütle şu yukarıda bir duvar şeklinde yapılmış. Kütle bu tarafa doğru geliyor. Şu araya doğru giriyor. Yani amaç şurada şu köşede bir şeyler var mı yok mu? Kütle şuraya doğru da gidiyor yani. Yani kesin bunlar arkadaşlar. Nasıl yığılmış? Nasıl bu kadar düz bir şekilde kalmış? Yani biz daire de diyor. Buralar herhalde ne bileyim, herhalde 1900'lü yıllardan ya da belki 1000'li yıllardan da kalmış olabilir yani. Bayağı enteresan, değişik bir yer. Şimdi hiç vakit kaybetmeyelim. Bakalım bizi ne bekliyor arkadaşlar. Hemen dedektörümüzü alalım. Aramaya başlayalım, bakalım neler var. Evet arkadaşlar. Şurada bir sinyal var şu kütlede. Aa, burası da şöyle yana geçip göstereyim. Bayağı tehlikeli bir yer sanki ya. Vay be. Arkadaşlar, herhalde güzel bir yer buldum da. Şimdi bu tehlikeyi nasıl atlatacağız onu düşünüyorum yani. Yer güzel. Şurada bir sinyal var. Şöyle. Evet. Şurada arada. Şurası da kesim. Bura bunun üstüne bölmüş. Ama şu arayı azıcık açıp içini size kameradan çekmek istiyorum. Şimdi içinde ne var onu görmek istiyorum ben de. Şimdi bir şey çıkacak diye tereddüde de giriyorum yani. Video. Şöyle. Sonuna kadar gidiyor burası. Bayağı bir enteresan. Elim sıkıştı. Dur buranın şurasını azıcık temizleyeyim. Köşesini alabilirsem. Aynen öyle. Oo, büyük yukarıda büyük bir kasa daha var.
bak şimdi. İki kamera bir gireyim oraya. Sana lan. Görüyor mu? Şuradan yukarıda ne var orayı bilmiyorum. Bayağı bir değişik yer. Ama şurayı komple almam lazım ki şuraya girebileyim ya. Kapatamıyorum ki. Evet. Şöyle. Şunun kenarını açabilsem. Lan burayı nasıl alacağız ya? Oo, makine gittiydi az daha. Zaten geliyormuş ya. Böyle yerlere yukarıdan girmek daha iyi. Çünkü üstünüze gelme ihtimali çok. Bildiğin tuzak işte yani. Şurayı açmam lazım. Oraya. Şuradan. Aslında gelir. Burada gelir mi lan? Ağaca sarılı. Burada dikkat etmek lazım. Aynen. Şöyle bir bakayım etrafa kaçacak yer. Bu iş biraz zor olacak öyle görünüyor. Aha bir yer daha bulduk. Hep tuzak anasını satayım. Evet işimiz biraz aksi gitmeye başladı. İş aksi gitmeye başladı mı sıkıntı. Çok büyük ya.
olmasa. Wow. Evet arkadaşlar. Ya şurası düşecek. Şundan korkuyorum ya. Aha. Arkasında görümceye bak. İşte şurada. İşte bakın buraya koyayım. Bunu çeksin. Kafayı vurdu da ama. Oh. Orada bir sinyal var. Şeyler düşmeye başladı, dur. Neydi o? Şurada bir sinyaller var ama burayı yıkıp almam lazım, burayı asmam lazım. Şuna bak esas. Oo. Aç.
Aa, altın döküm paralar. Oğlum acayip ağır ha. Su herhalde sızmış oradan aşağı. Bunların hepsi altın ha. Oo, hoş da var. Küçüğü var, büyüğü var bunların bir de ya. Vay be. Çürümüş gitmiş. Acayip ağır ha. Fotoğrafı çektik. Şuraya. Aa, bu düşüydü lan az da. Malzemeyi aldık. Malzemeyi aldık, üstümüze gelin. Şu şurada dursun. Şundan korkuyorum da. Şuraya açmam lazım. Arkadaşlar şura, şu tarafa doğru komple gidiyor. Video bayağı uzun oldu ama yapacak bir şey yok. Girdiğimiz yer şuraydı. İlk açıp baktığımız yer, yukarıdan aşağı girdik buraya. Şuraya kadar aldık. Şuraya kadar aldık. Ama şu ağaç buradan kurtarılarak kenara doğru gelebiliriz. Şurada da tehlikeli bir yer var. Oralara doğru da bakacağım. Yalnız hepsini bir videoya sığdıramam. Bunun arkasından da buranın devamını paylaşacağım sizden beraber arkadaşlar. Onun için şöyle söyleyeyim. İçinden tamamen eski dönemlere ait basım altınlar çıktı. Şöyle göstereyim.
haç ve içindeki inanılmaz değişik bir paralar arkadaşlar. Şöyle kutunun içinden şeyler çıkmış, zaten çürümüş gitmiş. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bize en güzel desteğinizi bu şekilde sunabilirsiniz. Bizi takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Bundan sonraki videoda da buranın komple açılımını sizinle beraber paylaşacağım. Belki tek başıma açamayabilirim. Yanıma yardımcı alarak burayı açabilirim. Zaten biraz değişik bir yer. Şurada güzel bir şey var. Hatta size orayı bir göstereyim. Şuraya kadar geleceğim. Şu ağacın altından geçeyim de oradaki işareti de size göstereyim arkadaşlar. Bakın hemen şurada. Şu tarafa doğru gidiyor. Şuraya yukarı doğru. Bakın orada da bir yer var. Şurada. Yani ona da devam edeceğiz. Burası güzel bir ağaç. Güzel bir yer. Hemen şurada başladık. Daha şuralara bakmadım bile arkadaşlar. Buranın da şöyle söyleyeyim. Oh, düştük. Videolarını bölüm şeklinde sizlerle beraber paylaşacağım arkadaşlar. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bize en güzel desteğinizi bu şekilde sunabilirsiniz. Çekilişler için de arkadaşlar kanalın videolarının altına beni de çekilişe yaz demeniz yeterlidir. Daha güzel videolarda görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.